Ben çok merak ediyordum. Neredesiniz bir? Neredesiniz, neler yapıyorsunuz? 98'de çıktı en son albümümüz. Aslında çok kısa süre piyasada kaldı. Bizim Şahin Özer'le son çalışmamızdı o. Ondan sonra bir şekilde bir sürü şeyler girdi araya. Tam olarak neden devam etmediğimizi ben de bilemiyorum şimdi düşündüğüm zaman. Ama biz yoktuk, görüntümüz yoktu. Müziğe devamdı. Bora Yeni Türkü'den Cengiz Ural'la birlikte film müzikleri yapıyor hala müziğin içinde. Ben de onlara vokallerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun dışında yani Bora hiçbir zaman bırakmadı müziği. Ben sadece bizim özel olarak Oya Bora şarkılarını söylemeyen benim. Yani yoksa işte yani varız. Ben büyük bir ara verdik diye bakıyorum aslında. Hiçbir zaman nokta koymadık. Yani belki bir Oya Bora albümü olmayacak. Oya'nın daha ağırlıkta olduğu bir albüm düşünüyoruz çünkü şu anda. Ben yine vokal olarak eşlik edeceğim ama onun daha ön planda olmasını istiyorum. Eğer şu anda tekrar bir albüm yaparsak sanki çok taze bir biçimde. Yani mesela şarkı söyleyişimde hiçbir yozlaşma fark etmiyorum. Söylediğim zaman sanki yeni başlıyormuşum gibi hissediyorum. Bora'nın da dediği gibi bir albüm düşünüyoruz şu sıralar. Onun hazırlığı içindeyiz. Ve ilk müjdeyi sana verelim o zaman. Düetlerimiz olacak içinde Bora'yla. Sürpriz, güzel bir sound yakalamak için uğraşıyoruz. Yani bundan önceki albümlerimizde çünkü folk müzikte dediğiniz gibi özlemenizin nedeni olarak ben şunu görüyorum ki önerme getiren albümlerdi onlar. Yani gerek sound, gerek kullanılan enstrümanlar, gerek vokal teknikler olarak. Yine böyle bir güzel bir örnekle dönmek istiyoruz. Böyle bir ipucu verebilirim. Yani piyasada olan şeylerin bir kopyası olarak değil de bizden beklenen kalitede bir şeyle dönmek istiyorum. Onlar o saflık içinde çıktı gerçekten. Çünkü hiç tutacağını düşünmeden yaptığımız şarkılardı. Böyle Teşvikiye'de bir tek odada böyle dam akıyordu. Ve böyle küçücük şu kadar böyle dandik bir şeyle klavyenin üstünde yapılmış şarkılardır onlar. Gerçekten inanarak yapılmış, o saflık içinde yapılmış şarkılar olduğunu görüyoruz ve büyük bir çaba görüyorum yaptığımız işlerde. Sanıyorum bunların birikimi mutlaka farklı şekillerde çıkacak, çıkmak zorunda. Yani o zaman da geldi galiba. Birbirimizin dünyalarını ayrı tutabiliyoruz. En büyük şeyimiz bu zaten. Yaklaşık geçen gün hesapladık, 16 seneyi geçmişiz. bu da ikimizin de kendi kendine var olabilmesi sayesinde oluyor diyebilirim. Arabesk bir şekilde etle tırnak gibiyiz. Birbirimizi güzel bulduğumuza inanıyorum ben de bu hayatta. Gerçekten hayat arkadaşıysa işte Oya'dan başka olamam diyorum. Hayatı çok güzel paylaşıyoruz. Sınırlarımızı çok güzel çiziyoruz. Birbirimize hem sevgimiz hem saygımız var. Güzel gidiyor. Onlara güzel şeyler verdiğimizi hissediyoruz. Çünkü küçükken bizi dinleyip de büyüyen insanlardan, dinleyicilerden hep gözlerinde o gerçekten o sevgiyi görüyoruz. Bu da hala müziğin, gerçek müziğin sevildiğine dair bir umut taşıyor Rusul'de. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve yakından görüşeceğiz diyorum. Ben de katılıyorum. Biz de sizi çok özledik diyorum.